adım Göksel Gürsel. Bir sosyal girişimin kurucusuyum. Ve bu sosyal girişimde tasarım koordinatörü olarak görev alıyorum. Tasarım denilince insanların aklına hep poster, afiş ya da bir takım mobilya, ürün, hani lüks şeyler geliyor bazen ya da görsel tasarımlar. Fakat ben tasarımı aslında her gün karşılaştığımız bir takım sosyal problemleri çözmek için kullanıyorum. Yani sorun çözmek için kullanıyorum tasarım denilen yaklaşımı. Yaptığım iş sosyal sorunları tasarım yoluyla çözmek. Bu sosyal sorunlar kimi zaman bizim keşfettiğimiz problemler oluyor. Kimi zaman yereldeki paydaşların ya da bir takım ortakların bize ilettiği sosyal sorunlar olabiliyor. Bu süreçte biz önce sosyal sorunun kök sebebini bulmaya çalışıyoruz ve derine iniyoruz. Bu süreçte insanlarla çalışıyoruz. Özellikle o sorundan etkilenen gruplarla, kişilerle çalışıyoruz. Daha sonra yine onlarla ve paydaşlarla ortak fikirleştirmeler yapıp onları sosyal fayda üreten çözüm yollarına dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve günün sonunda aslında bu yerel ortaklarla ya da bir takım paydaşlarla finansal açıdan ya da bir takım destekleri sağlama açısından belirli ortaklıklar yaparak bu sorunları sürdürülebilir çözüm yollarına, belki de sosyal girişim modellerine dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu işi yaparken çoğu zaman farklı yerlere gitmemiz gerekiyor. Türkiye'nin farklı şehirlerine ulaşmamız gerekiyor. Çünkü projeler uzaktan kumandayla olmuyor maalesef ve o kırsaldaki sorunu çözmek için oradaki insanlara ulaşmamız gerekiyor ve bu yoğun bir hayat dinamiği gerektiriyor. Çoğu zaman seyahat gerektiriyor. Yaptığım işin en keyifli tarafı aslında farklı insanlar, kültürler görmek, yerel kültürler görmek özellikle. Sürekli seyahat etmek işin güzel tarafı. Bu özetle aslında konumdan bağımsızlık dediğimiz kavramı gerektiriyor. Sürekli başka yerlerde çalışıyoruz. Sırt çantamızın olduğu her yerde çalışma şeyini sürdürmeye devam ediyoruz çalışma halini. Yaptığım işin en zor tarafı özellikle Türkiye'de genelde sorunların çok sistematik olarak ortada var olması. Yani çok dallı budaklılar, derin problemlerle, sistematik problemle karşılaşıyoruz ve bu insana dokunan bir iş olduğu için duygusal yoğunluğumuzla kontrol etmemiz gerekiyor çoğu zaman. Bazen üzüleceğimiz, bazen yerin dibine belki bile girebileceğimiz durumlarla, sorunlarla, problemlerle karşılaşabiliyoruz. Sistem sorunlarını çözebilmek işin bence en zor tarafı. Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Tabii ki yapabilir. Tasarımcı olmak için illa her zaman tasarım okumamıza gerek kalmayabiliyor. Fizik bana sistemsel düşünme yeteneği kazandırdı. Ben bunun üzerine tasarımla ilgili, tasarımla problem çözmeyle ilgili birçok kitap, birçok deneyim, birçok başarısızlık, birçok bilgi, birçok o alanda uzman kişilerle birebir görüşme ekleme şansım oldu ve aslında bunlar zamanla benim yolda uzmanlaşma sebep oldu. Bugün yolun başında olsaydım, üniversite döneminde aslında yaptığım bir şey ama topluluklara çok önem verdim üniversite döneminde. Organizasyonel yapılara çok önem verdim. Bugün yolun başında olsaydım yine buna çok önem verirdim ve yine bunu gerçekleştirirdim. Daha fazla insana ulaşmaya çalışırdım. Daha fazla genç arkadaşımı sürece dahil etmeye çalışırdım. Çünkü mezun olduktan sonra bunların çoğunu aslında yapamayacak hale geliyorsunuz. Bir hayat dinamiği içerisine giriyorsunuz. Daha fazla ne istediğim konusunda kendimle daha çok baş başa kalmaya çalışır ve kendime adayacağım şeyi daha fazla araştırmaya çalışır. Belki bir iki tık daha yola erken başlamaya gayret ederdim. Yaptığım iş biraz ona benzemekle beraber hala benim için çok önemli bir meslektir, öğretmenlik. Bu işi yapmasaydım, bir tasarımcı ya da sosyal girişimci olmasaydım öğretmen olmak isterdim ve kimsenin ulaşmadığı yerlere gidip o çocuklara ulaşıp onların ufuklarını ve vizyonlarını, hayatla ilgili hayallerini ve düşüncelerini geliştirmek isterdim. Benim işimin de en büyük motivasyonlardan bir tanesi zaten bu.